Türk sineması denildiğinde akla Yeşilçam geliyor. Ve Yeşilçam 1900 özellikle 50 ve 60'lı yıllar döneminde zaten en çok popülerdi. O zamanın dönemiydi. Peki o dönemden şimdiye kadar olan süreci nasıl değerlendiriyorsunuz Türk sineması için bir yönetmen olarak? Şimdi şöyle, mesela ben her pazar genelde sabahları evde olurum, kahvaltıyı evde yaparım ve kahvaltıma bir Türk filmi eşlik eder. Ben Yeşilçam filmlerini hala keyifle izliyorum. Çok da keyif alıyorum, severek izliyorum. Ya birçoğunuzun da bildiği gibi 1970'den sonra, daha doğrusu 80'lerin başında sektör bitme noktasına geldi. Yani Yeşilçam diye bir yer kalmamıştı artık. Erotik filmler çekiliyordu. Video devreye girmişti. Video filmler çekiliyordu. ta ki 95-96'ya kadar işte Eşkıya ile birlikte Türk sineması yeniden bir dirilişe geçti. Çok da güzel film. O dönemde biliyorsunuz art house filmler de yapıldı. Sanat filmleri de yapıldı. Ama 80'den neredeyse 90'ların ortalarına kadar yoktu Türk sineması. Eşkıya çok sevdiğim bir filmdir. Hala da çok severim. İşte orada görüntü yönetmeni Uğur İçbak'tı. Şimdi çalışma şansına eriştik. Reklam filmi projelerinde ve muhtelif projelerde Uğur abiyle birlikte çalışıyoruz. 2000'lerden sonra zaten Türk sineması dizilerle birlikte, dünya çapında da dizilerin ses getirmesiyle birlikte bir yükselişe geçti. Lakin ben bu yükselişin tatmin edici boyutta olduğunu düşünmüyorum. Neden? Çünkü dünya sineması, Avrupa sineması çok başka yerlerde. Bizde sayıca çok film çekiliyor ama nitelik olarak çok iyi filmler değil ki ben iki tane komedi filmi çekmiş, Sulu Şakrak komedi filmleri çekmiş olarak biri olarak söylüyorum bunu. Hani kendi öz eleştirimi de yapıyorum bunda. Tabii ki komedi filmleri çekilir. Komedi bir tür, güzel bir tür. İnsanlara ihtiyacı da var. Bizim sevdiğimiz bir tür, hani Türk toplumunun da sevdiği bir tür. Yani ya biz güleriz ya ağlarız. O ikisi arasında yok bizde yani. Hani birazdan belki değineceğiz. onun için nitelik olarak film sayısı az ama nicelik olarak çok şu an. Çok film çekiliyor ama box office açıp baktığınızda yıl içerisinde toplam 10 tane film milyonun üzeri izleniyor. 100 binlerin üzeri izleniyor. Yani mesela 20 tanedir yani 30 değildir o. Pek çok izleyici şeyden bahsediyor. Diziler hep aynı. İşte konak, aşk hikayesi, şu, bu, sinemadaki filmler, bunlar hep aynı konular, aynı şeyler. Yani bir kısır döngün içerisinde gibi bir yorumlar yapılıyor. Hatta eleştiriler yapılıyor. Bence artık değil. Hani sektörü çok da gömmeyin içerisinde. Şimdi dijital platformlarla birlikte insanların izlediği şeylerin niteliği de değişti. Daha güzel yapımlara çok kolay ulaştılar. Kaliteli yapımlar izlediler ki toplumun her kesiminden insan artık ulaşabilir oldu. Ve bu da işlerin kalitesini bir nebze de olsa arttırdı bence yani. Anladım. Son 4-5 yıldır Türkiye'de yapılan hem dijital platform içerikleri hem TV içerikleri belli bir seviyeyi yakaladı diyebilirim. Ya bence memnun edeceğim. Sizin bir sözünüz vardı. Burada dünya sineması, Avrupa çok başka yerde, Türkiye başka bir yerde. Burada aklıma şey geliyor, 1900'lü yıllarda Jules Verne'in, işte ünlü yazarın Ay'a Yolculuk filmi, Ay'a Yolculuk eserinin filmi yapıldı ve ilk bilim kurgu filmi olarak geçti. Hollywood bilim kurgu eserlerini ekranlara taşıyor, beyaz perdeye taşıyor, çok uzun yıllardır taşıyor. Ama Türk sinemasında bunları göremiyoruz haliyle. Bunun zorlukları neler? Yani çekim olarak, teknikler olarak, neden bunları Türk sinemasında beyaz perde biz bunu göremiyoruz? Ya şimdi şöyle, teknikten ziyade şimdi hani toplumda ben reklamcı kimliğimle de konuşayım. Biraz insanlara istediklerini veriyor bizim sektörümüz. Şimdi karşılığı yok. Birazdan belki hani o konuya da gireceğiz. Bilmiyorum. Bugün ortalama blockbuster dediğimiz Hollywood güçlü yapımları 200-300 milyon dolar falan bütçeyle çekiliyor. Tabii blockbusterlar. Şimdi ben anlatayım öyle. Yani. Blockbuster dediğimiz filmler. 200-300 milyon dolar bütçeden bahsediyoruz ki araştırın yani Kültür Bakanlığı'nın işte muhtelif istatistik şirketlerinin istatistikleri var. Türk sinema sektörünün yıl içerisinde çekilen film sayısının toplamı ve bunların gişeden aldığı paranın toplamı bir tane Hollywood filmi yapmıyor. Olaya sayısal olarak bakalım.
Şimdi bizde kafa şöyle de çalışmıyor. Yani ben bir film yapayım, işte 200 milyon, 100 milyon lira harcayayım. Hı hı. Çok rahat yapabilir. Türkiye'de 3 tane yapımcı birleşse, ki Hollywood'da öyle yapıyorlar. Yani hiçbir yapımcı tek başına o paraları yatırmıyor. Yani bir havuzu var onların, fonları var. İşte yatırımcıları var. Böyle bir konsorsiyum kurduk. Dünya çapında bir film yapılsa belki biz de başarı elde edeceğiz. Ama şu an Türkiye'deki bakış açısı şu. Bence yani hani hissiyatım o. Ya işte ben bir film yaparım. 10-15-20 milyon TL harcarım. İşe de 5-6 milyonu bulursam kâra geçerim. Keyfime bakarım gibi. Bence bir hissiyat var. Tabii şeyi saymıyorum bunun içerisinde. Nuri Bilge Ceylan gibi, Zeki Demir Kırkbuz gibi. İşte parayla çok işi olmayan, işte daha çok sanatıyla meşgul, yaptığı işleri de o minvalde insanlara sunan ve onunla kendini promote eden yönetmenleri saymazsak, yapımcıları saymazsak, sektörün genel durumu bu. Onun için kar amaçlı yani. Yani kar amaçlı bir de çok... korkuyor belki de insanlar. Hani düşünsene, büyük paralardan bahsediyoruz. Yani 250-300 milyon doları bugünkü kur hesabıyla hesaplarsak bu enflasyonla çok yüksek rakamlar. Yani dediğim gibi buna cesaret edemez kimse. Ama Hollywood, işte Amerika, hani milyon milyon dolarların döndüğü bir ülke orası. Yani milyarlarca dolar yatırıyorlar. Milyar dolarlardan değil, milyon dolarlardan bahsediliyor. Onun için çok da yadırgamıyorum ben. Hani ne kadar ekmek o kadar köfte. Burada tabii işin zorlukları ve para kısmından da bahsettiniz. Ama tabii zamanında James Cameron'ın mesela Avatar filmi vardı. Adam... Bu arada lafını bölüyorum. Tabii. O para olsa biz o tatlı filmler çıkarabilir miyiz? O da şüpheyle yaklaşırım yani. Tamam. Çünkü o teknik altyapı, o sinema işte sevgisi ve kültürü bizde çok farklı. Hani 300 milyon doları ver, bakalım o iş çıkar mı Türkiye'den? Yani burada sadece hani, para değil bu iş diyorsunuz. Bence değil. Yani orada başka bir vizyon da gerekiyor. İşte burada James Cameron örneği mesela Avatar, yani kendi türüne bir ilkti. Adam bu filmi çekmek için de belli bir teknolojinin oluşmasını bekledi. Peki mesela bu teknoloji şu an dünyada var. Bu tip filmler Türkiye'de çekilebilir mi? Ya da yakın zamanda olabilir mi böyle bir şey? Hatta şöyle sorayım, bunun için ne kadar ekip bütçe gerekli? Öyle bir yapıt için. Şimdi hemen söyleyeyim sana, Avatar 2'nin bütçesi 260 milyon dolar civarındaydı. Bildiğim kadarıyla. Şimdi James Cameron dediğimiz adam, ki ben de çok severim, yani işte bana desen ki abi dünya çapında kaç tane yönetmen var sevdiğim, hemen sana söyleyeyim, işte Kubrick, Stanley Kubrick, Steven Spielberg, al abi James Cameron, başka yok bende yani. Hani sonra belki Robert Zemeckis falan gelir, Steven Spielberg çizgisinden gelen tipler. Şimdi James Cameron dediğin adamın ilk iki filmine baktığında ikisi de bataktır. Çok kötü, evet. İki IMDb'de 2-1 puanlı filmlerdir. Uçan Piralanar diye bir film çekmiş. Aynen bu öyle. Tamam mı? Şimdi aynı filmi Türkiye için sar. Türkiye'de 2 tane 3 tane başarısız film çekmiş bir yönetmene zaten bir, bizdeki görgü gereği, usul erken gereği yer verilmez. Biz çünkü Middle East'iz. Toplum olarak biz Orta Doğulu'yuz ve biz gösterişi severiz abi. Tamam mı? James Cameron Türkiye'de olsaydı Avatar 2'yi çekemezdi. Tamam mı? Oraya böyle bakalım yani. Gerçekten çekemezdi. Çünkü o imkanı vermezlerdi James Cameron'a. Çünkü gösterişi seven bir toplumda iki tane iflas etmiş filmi, ne ya uçan piranaları çekmiş bu adam diye biz linç ederdik yani. Üçüncü sınıf yönetmen olurdu bizde. Onun için Türkiye'de olsaydı zaten o filmi çekemiyorduk. Bunu bil yani. Onun haricinde şimdi Hollywood dediğimiz filmin Kâbesi'nde, ben oraya film sektörünün Kâbesi diyorum. Şöyle insanlar var, şu tipte adamlar var. Ya ben gidip görmedim. Cannes Film Festivali'ne gittim, Cannes'ı biliyorum. Hı-hı. Avrupa'ya gittim ama Amerika'ya henüz gitmedim. İnşallah bu yıl gitmeyi planlıyorum. Önümüzdeki günlerde ya da yıllarda. Orada şu tipte adamlar var. Hani yetenek avcılığı bize onlardan gelmedir. Tamam mı abi? Buluyor herif yani. Hani oradaki yapımcı, oradaki kast direktörü yetenekli adamı buluyor.
ve hayatında ilk kez başrol oynayabilecek bir adamın filmine 300 milyon dolar para yatırabiliyor bu adamlar. Bak şimdi vizyona gel. Sen Türkiye'de Kıvanç Tatlıtuğ'un, işte Kenan İmirzalıoğlu'nun, Beren Saat'in oynamadığı bir filme para yatırtamazsın abi. Alpcim şimdi filmi şöyle anlatayım sana. Sen Türkiye'de yetenekli bir gençsin. Ben de yönetmenim. Ben desem ki Alp çok yetenekli arkadaşım, yani ben bunu filmimle oynatacağım. Ben bu adamda ışık görüyorum. Bu filmin bütçesi de 20 milyon lira dediğimde, yani olabilecekleri sana söyleyeyim. Direkt linç edilirsin. Bir kere seni oynatmaz yapımcı. Yapımcı oynatsa halk gidip izlemez. Çünkü biz toplum olarak gösterişi seviyoruz. İsim gerekiyor. Tabii tabii. Bak Orta Doğu'ya bak, arabalar hep büyüktür abi. Orta Doğu, biz de Orta Doğu'yuz. Jeep'in en çok satıldığı ülkelerden biriyiz. Dağlık mı abi ülke? Değil yani. Doğusu dağlık. İç Anadolu'su, Ege'si dümdüz. Büyüğü seviyoruz abi. Porsiyonlar büyüktür. Aynı Amerika gibi. Amerika'da da böyle porsiyonlar büyüktür. Filmlerden biliyoruz. Gösterişi bir seven bir toplumda, onun için hani ben Avatar 2'yi yapar mıyım sorusunu sormak çok saçma. Yapamazsın yani. Amerika değil orası. İlk iki filminden sonra batarsan yapamazsın. Kısaca hep star olman gerekiyor. Coğrafya ve koşullar. Tabii ilk filmini çekeceksin abi, gideceksin altına yalacaksın, bitti. Sektör o zaman sana şans verir. Biraz yakışıklı olacaksın ya da güzel bir kadın olacaksın. Yetenekli olmasan da olur. Sektör eleştirisi de yapıyorum bu taraftan. Bunu biz de yapıyoruz ister istemez, çünkü toplum bunu istiyor. Ha, bunu değiştiremez miyiz? Ben şahsen bunu değiştirmek adına girişimlerde bulunuyorum.